Merhabalar. Denetleyici ve düzenleyici sistemlerle yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Vücudumuzda bütün sistemlerin düzenli ve birbirimle uyumlu, sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayan sisteme denetleyici ve düzenleyici sistem denir. Denetleyici ve düzenleyici sistem ikiye ayrılır arkadaşlar. Birincisi sinir sistemi, ikincisi iç salgı bezleri, yani hormonu üreten iç salgı bezleri. Öncelikle biz bu dersimizde sinir sistemini işleyeceğiz arkadaşlar. Sinir sistemi de merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılır. Merkezi sinir sisteminde beyin, beyincik, omurilik soğanı ve omurilik vardır arkadaşlar. Sinir sistemi vücudumuzda öğrenme, hareket etme, hafıza, koklama, görme, duyma, düşünme, koku alma gibi birçok davranışı gerçekleştirmemizi sinir sistemimiz sağlar arkadaşlar. Sinir sistemimizin bu işleri yapması için vücudumuzun her yerine dağılması gerekir. Şekilde de gördüğünüz gibi her yerine dağılmış vaziyettedir. İşte bu nedenle sinir sistemimizde milyonlarca sinir hücresi uç uca eklenerek birleşir ve vücudumuzu bir ağ şeklinde sarar. Sinir hücresine de nöron denir arkadaşlar. Hastanelere gittiğinizde zaten nöroloji bölümlerini görürsünüz arkadaşlar. Nöron hücresi bu şekilde ve uç uca eklenerek vücudumuzun her tarafını kaplamıştır. Merkezi sinir sistemi vücudumuzun yönetim ve denetim merkezidir arkadaşlar. Merkezi sinir sistemi beyin, beyincik, omurilik ve omurilik soğanından oluşuyor. Burada resmini de görüyorsunuz arkadaşlar. Beyin, omurilik soğanı, ensemizin hemen üst tarafında, beynin alt tarafında beyincik ve omurilikten oluşuyor arkadaşlar. Beyinle başlayalım. Beynimiz kafatasımızın içinde yer alıyor arkadaşlar. Sağ ve sol olmak üzere iki lobdan oluşur. Bakın arkadaşlar şuradaki resimde sağ ve sol. Şurada bir ceviz içini düşündüğümüzde aynı ceviz gibi sağ ve sol olmak üzere iki lobdan oluşuyor. Beynimiz öğrenme ve hafıza yönetim merkezidir arkadaşlar. Duyu organlarımızın yani göz, kulak, burun, deri, dilin gelen bilgileri değerlendirir. Yürüme, koşma, oynama, konuşma gibi İstemli hareketlerimizin gerçekleşmesini sağlar. Düşünme, hayal kurma, acıkma, susama, uyku, heyecan, korku gibi faaliyetleri düzenler. Kan basıncını, vücut sıcaklığını ve vücudumuzdaki su miktarını ayarlar. Beyincik, omurilik soğanı ve omurilik yardımıyla diğer sistemlerimizin düzenli çalışmasını sağlar arkadaşlar. Beynimizin neresinin hangi duyumuzu kontrol ettiğine yönelik fotoğrafı görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bakacak olursak hareket merkezi, dokunma merkezi, tat alma merkezi, işitme merkezi, görme. Bakın şu beyincik arkadaşlar denge merkezimiz. Burada omurilik soğanı var. İstemsiz çalışan sistemlerimizi kontrol eder. Mesela dolaşım solunum. Koklama merkezimiz, konuşma merkezimiz bu şekildedir arkadaşlar. Beyincikle devam edelim. Arkadaşlar beynimizin arkasında ve alt tarafında yer alır. Şurada resmini görüyorsunuz arkadaşlar. Arkada alt tarafta. Beyincimin temel görevi vücudumuzun dengesini sağlamaktır. Denge merkezimiz beyinciktir arkadaşlar. Yeni doğan bir bebekte beyincik gelişmediği için bebekler dengesini sağlayamaz. Ortalama 1-1,5 yaşında beyincik gelişimini sağlar ve çocuk yürümeye başlar arkadaşlar. Çeşitli durumlarda vücudumuzun dengesi bozulursa beyinciğimiz devreye girer. Duyu organlarımızdan veya vücudumuzun diğer kısımlarından gelen bilgileri alarak dengemizi sağlar arkadaşlar. Ayrıca beyinciğimiz kol ve bacak gibi iskelet kaslarımızın birbirimle uyumlu çalışmasını düzenleyerek hareketlerimizin dengeli olarak gerçekleşmesini sağlar. Omurilik soğanıyla devam edelim arkadaşlar. Bakın şurada beynin alt tarafında omurilik ile beynin tam birleşim yerinde bulunur. Omurilik soğanımız beyin ile omurilik arasında yer alır. Beyin ile omurilik arasında sinirlerin geçişini sağlayan bir köprü görevi yapar. Böylece beyin ile vücut organları arasında bağlantıyı sağlar. Omurilik soğanı isteğimiz dışında çalışan iç organlarının kontrol merkezidir arkadaşlar. Bizim isteğimiz dışında çalışan tüm iç organlarımız arkadaşlar omurilik soğanı tarafından kontrol edilir. Omurilik soğanımız solunum, dolaşım, sindirim, boşaltım gibi sistemlerimizin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlıyor arkadaşlar. Hiçbir isteğimizle çalışmaz. Bu nedenle bunun kontrol merkezi omurilik soğanıdır arkadaşlar. Ayrıca kusma, yutma, öksürme, hapşırma, çiğneme, nefes alma gibi olayları kontrol eder.
Arkadaşlar bu olayların hiçbiri de bizim kontrolümüzde değildir. Omurilik soğanının yani bizim istemsiz çalışan veya istemsiz yaptığımız olaylardır bunlar. Omurilik soğanımızın gerçekleştirdiği görevler hayatımızın devam etmesi için çok önemlidir. Bu nedenle omurilik soğanının zedelenmesi durumunda hayati tehlike olur arkadaşlar. Mesela beyin sapımızda meydana gelen kanamalarda hayati tehlikelerimiz vardır. Kurtulma şansımız çok azdır arkadaşlar. Omurilik soğanı da beyin sapına yakın bir yerdedir. Omurilik arkadaşlar, şurada koca bir omurga görüyorsunuz. İşte bunun içerisinde omuriliğimiz var arkadaşlar. Vücudumuzun sırt kısmında bulunan omurgamızın içinde yer alır. İsteğimiz dışında gerçekleşen refleks davranışlarımızın denetleri arkadaşlar. Bakın burada omuriliğimiz var omurganın içerisinde. Şu şekilde de daha ayrıntılı bir şekilde görüyorsunuz. Vücudumuzun dışarıdan gelen ses, sıcaklık, ışık gibi uyarılara karşı gösterdiği ani ve istemsiz tepkilere refleks denir arkadaşlar. Refleksler düşünülmeden ve çok hızlı bir şekilde gerçekleşir. Bu şekilde vücudumuzun kendini koruması sağlanır. Refleks çeşitleri doğuştan kazanılan kalıtsal refleksler var arkadaşlar. Bir de sonradan kazanılan, öğrenilen refleksler var. Şimdi bunlara örnekler verelim arkadaşlar. Doğuştan kazanılan kalıtsal refleksler bütün insanlarda ortak olarak bulunur. Örneğin göz bebeğimizin az ışıkta büyümesi, çok ışıkta küçülmesi, iğne batan elin geri çekilmesi, göze bir şey kaçması durumunda göz kapaklarının kapanması doğuştan kazanılan reflekslere örnektir arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde eline sıcak ütü değen bir insanın vücudunda gerçekleşen kalıtsal refleks olayı gösterilmiş arkadaşlar. Burada bakıyorsunuz eline sıcak değdiği zaman hemen çekiyor arkadaşlar. Uyartı mesajını omuriliğe getiren sinir hücresi bakın kırmızıyla gösterilmiş. Maviyle de omurilikten oluşturulan cevabın ele tekrar geri götürülmesi de maviyle gösterilmiş arkadaşlar. Sonradan kazanılan refleksler arkadaşlar insanlarda ortak olarak bulunmayabilir. Bu refleksin vücudumuzda oluşması için önce beynimiz bu hareketi öğrenir. Sonra da hareketin denetimini omuriliğe devreder arkadaşlar. Öğrenme yine beyinde devrettikten sonra da artık omuriliğimizin kontrolündedir arkadaşlar. Artık bu hareket düşünülmeden gerçekleştirilir arkadaşlar. Örneğin bisiklet sürme, örgü örme, müzik aleti kullanma, yüzme sonradan kazanılan reflekslere örnektir. Araba ve bisiklet sürmek, örgü örmek, yüzmek, limon gördüğümüzde ağzımızın sulanması arkadaşlar sonradan kazanılan reflekslere örnektir. Öğrenilene kadar beynin, öğrendikten sonra omuriliğin kontrolündedir ve artık düşünmeden bu refleksleri yerlerine getiririz arkadaşlar. Etkinlikle devam edelim. Aşağıdaki şekilde numaralandırılmış kısımlara merkezi sinir sisteminde yer alan yapıların isimlerini yazalım. Arkadaşlar bir numarada beyni görüyorsunuz. 2 numarada beyinciği, denge merkezimiz. 3 numarada arkadaşlar omurilik soğanı. 4 numarada omuriliği görüyorsunuz. Arkadaşlar vücudumuzdaki olaylarla ilgili bu olayların gerçekleşmesini denetleyen merkezi sinir sistemi organlarını eşleştirelim. Arkadaşlar yutmak, bakın yutmak omurilik soğanın görevidir. Çünkü isteğimiz dışında çalışan sistemlerimiz nereliydi? Omurilik soğanındaydı. O halde yutmak omurilik soğanın görevi. Bisiklete binmek arkadaşlar artık refleksti ve omurilik tarafından kontrol ediyordu. Yani 3 numara nedir arkadaşlar? Omuriliktir ve B yani bisiklete binmek buraya yazıyoruz. Dans etmek yine aynı şekilde arkadaşlar. Omuriliğin görevi, refleks. Öğrendikten sonra artık ne yaparız? Düşünmeden hareketlerimizi yaparız. Konuşmak arkadaşlar beynimizin görevi. D'yi beyne yani 1'e yazıyoruz. Kan basıncını düzenlemek yine beynimizin görevi arkadaşlar. E'yi yine 1'e yazıyoruz. Bir çizgi üzerinde düz yürümek denge merkezi yani beyinciğin arkadaşlar. 4 numaranın bakın beyincik beynimizin alt tarafında bulunan bu yapı. Dolaşım sistemini düzenlemek. Arkadaşlar dolaşım isteğimiz dışında çalışan sistemimizdi. O halde bu ne olur? Omurilik soğanının yani G'ye yazıyoruz. Yazı yazmak düşünerek yaptığımız beyin. Yüzmek arkadaşlar artık omuriliğin görevi öğrendikten sonra istemsiz olarak düşünmeden o hareketleri yaparız. Yüksek sesten irkilmek yine arkadaşlar omuriliğin görevidir. Acıkmak beynin
Rüya görmek yine beynimizin görevidir arkadaşlar. Yani 1'e yazıyoruz. Çevresel sinir sistemiyle devam edelim. Çevresel dediği için yani vücudumuzun her tarafı. Merkezi sinir sistemimizden çıkarak vücudumuzun diğer organlarına ulaşan milyonlarca sinir hücresi çevresel sinir sistemimizi oluşturuyor. Çevresel sinir sistemimiz merkezi sinir sistemimiz ile diğer organlar arasındaki iletişimin gerçekleşmesini sağlıyor. Beyin ve omurilikten çıkan milyonlarca sinir hücresi duyu organlarımız, kaslarımız, kemiklerimiz gibi bütün vücut yapılarına dağılır. Sinir hücrelerimizle dışarıdan veya vücuttan alınan bilgiler elektrik mesajları şeklinde taşınır arkadaşlar. Çok hızlı iletimin sağlanmasının da nedeni elektriksel iletimin gerçekleşmesi arkadaşlar. Elektriksel iletim şeklinde gerçekleşiyor. Sinir hücrelerimiz sayesinde çevremizde ve vücudumuzda gerçekleşen değişimler çok hızlı bir şekilde algılarız. Böylece vücudumuzun farklı kısımları düzenli ve birbiriyle uyumlu çalışır arkadaşlar. Sinirsel iletim arkadaşlar, vücudumuzun içinde veya dış ortamında meydana gelen, vücudumuzda belirli bir tepkiye neden olan fiziksel, kimyasal, biyolojik etkilere uyarı deniliyor arkadaşlar. Yani vücudumuzun içinde veya dışında herhangi bir fiziksel, kimyasal, biyolojik etki uyarıdır arkadaşlar. Vücudumuzu uyarı gönderir. Uyarılar duyu organımızda bulunan özel alıcı hücreler tarafından alınır. Alınan uyarılar sinir hücrelerimizde geçer ve sinir hücrelerimize, merkezi sinir sistemimize taşınır arkadaşlar. Buradan omirlik soğanı, beyin, beyinciye taşınıyor. Uyarıların sinir hücrelerimizde oluşturduğu değişikliğe uyartı mesajı deniliyor arkadaşlar. Uyartı mesajı sinir sistemimizin ilgili bölümünde değerlendirilir ve uyarıya karşı cevap yine sinir hücrelerimiz sayesinde ilgili organ ve yapılara iletilir arkadaşlar. Organ ve yapılarda gönderilen cevaba uygun tepki verir. Şimdi uyarıyı arkadaşlar duyu almaçlarımız mesela 5 duyu organımızdaki uyarılar duyu almaçları tarafından alınıyor. Uyartı mesajına dönüştürülüyor ve oradan ilgili merkezi sinir sistemine gidiyor. İlgili merkezi sinir sistemi cevap oluşturuyor ve tekrar o cevap yine sinir hücrelerimizle organlarımıza gidiyor ve oradan tepki oluşturuyoruz. Şöyle arkadaşlar, sinirsel iletimi gerçekleşme şemasına bakarsak çevreden alınan bilgiler sinir hücrelerimizde elektrik mesajlar şeklinde iletilir. Merkezi sinir sistemimiz mesajı değerlendirir ve oluşan cevap oluşturur. Sinir hücrelerimiz cevabı gerekli yapılara, organlara iletir. Cevabı uygun tepki oluşturulur arkadaşlar. 2019 bursluluk sorusunu çözelim. Aşağıdakilerden hangisi insanda omurilik tarafından kontrol edilen reflekslere örnek oluşturmaz diyor arkadaşlar. Eline iğne batan birinin elini aniden çekmesi bu bir reflekstir arkadaşlar. Göz bebeğinin fazla ışıkta küçülmesi refleks, kalıtsal refleks. Yüksek ses duyan birinin irkilmesi yine refleks. Kalbin düzenli olarak kasılıp gevşemesi bu bir refleks değil arkadaşlar. Omurilik soğanımız tarafından kontrol edilir. O halde hangisi refleks oluşturmaz dediği için cevabımız ne olacaktır? D şıkkı olacaktır. Bir sonraki soruyla devam edelim. Aşağıdaki sistemlerden hangileri vücudumuzda yaşamsal faaliyetlerin birbiriyle uyumlu ve sorunsuz çalışmasını sağlar? Arkadaşlar, denetleyici ve düzenleyici sistemimiz, hormonlarımız yani iç salgı bezlerimiz 1 numara ve sinir sistemimiz yani 2 numara düzenler. Bu arkadaşlar iskelet sistemimiz. Burada solunum ve sindirim sistemimizi görüyorsunuz. Bunlarla alakası yok. Yani 1-2 olacak cevabımız. Cevabımız A şıkkı. Arkadaşlar şekilde hücre aşağıdaki sistemlerden hangisine aitti? Gördüğünüz hücre nörondu arkadaşlar. Neydi bu? Sinir sistemi hücresi nörondu. Cevabımız ne olacak? A şıkkı. Yine merkezi sinir sistemi organları verilmiş. Şekildeki merkezi sinir sistemi organları görüyorsunuz. 1, 2, 3 numara. Şekilde numaralandırılmış organların adları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor arkadaşlar. Baktığımızda 1 beyin, 2 beyincik, 3 omirlik. Arkadaşlar 1'in beyin olduğu, 2'nin beyincik olduğuna bakalım. 1 beyin, 2 beyincik, 3 de omirlik. Hangi şıkkımızda var? D şıkkımızda. O halde doğru cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Arkadaşlar yıldız ile başlamış Barış hata yapmadan ilerlediğinde numaralandırılmış çıkışlardan hangisine ulaşır diyor soruda. Barış yıldız sembolünden başlayarak insan vücudunda gerçekleşen olayların beynin
denetlediklerini takip ederek çıkışa ulaşmak istiyor. Arkadaşlar, yıldız hayal kurmak, refleks olaylarını gerçekleştirmek. Refleks arkadaşlar omurilin göreviydi. O halde hayal kurmak beynin. Hayal kurmakla devam ediyoruz arkadaşlar. Hayal kurmakla devam edersek, hayal kurmaktan sonra arkadaşlar iğne batan elini çekmek, bu refleksti. Kan basıncı ayarlamak beynin göreviydi. O halde hangi çıkıştan çıkıyoruz? İkinci çıkış, yani cevabımız B şıkkı olacaktır arkadaşlar. Bir sonraki soru, vücudumuzdaki sistemlerin düzenli, uyumlu ve sorunsuz çalışmasından aşağıdaki sistemlerden hangisi sorumluydu? Denetleyici ve düzenleyici sistem mi sorumluydu? Yani cevabımız C şıkkı. Bir sonraki soru, aşağıdaki verilen olaylardan hangileri omurilik soğanı tarafından gerçekleştirilirdi? Arkadaşlar, omurilik soğanı isteğimiz dışında çalışan sistemlerimizin denetiminden görevliydi. İç organların çalışmasını düzenlemek, evet bu omurilik soğanımızın görevi. Arkadaşlar, 1'e artı koyuyor, tik atıyoruz. Refleks davranışlarımızı gerçekleştirmek, bu omuriliğin görevi arkadaşlar. Dengemizi sağlamak, beyinciğin görevi. Omurilik soğanı sorulduğu için cevabımız A şıkkı, yalnız 1 olacak. Bir sonraki soruya geçelim. Arkadaşlar, vücudumuzda gerçekleşen refleksler, doğuştan kazanılan refleksler, sonradan kazanılan refleksler olarak ikiye ayrılıyordu. Aşağıdaki öğrencilerin yaptığı refleks gruplandırılırsa hangisindeki diğerlerinden farklı grupta yer alır diyor. Vücudumuzda gerçekleşen refleksler, doğuştan kazanılan refleksler ve sonradan kazanılan refleksler diye ikiye ayrılıyor demiş. Bir A'yı okuyalım. Kerem'in limon gördüğünde ağzının sulanması sonradan kazanılan bir refleks. Selen'in araba kullanması yine sonradan kazanılan refleks. Burçin'in bildiği bir dansı yapması yine sonradan kazanılan bir refleks. Erkin aydınlıktan karanlığa geçtiğinde göz bebeğinin büyümesi, bu doğuştan kazanılan ve her insanda var olan bir reflekstir. Cevabımız D şıkkı. Bakın arkadaşlar, herkes dans edemeyebilir, herkes araba kullanamayabilir ama herkes limon gördüğünde ağzı sulanmayabilir. Fakat herkesin karanlığa geçtiğinde göz bebeği büyür. Bu doğuştan kazanılan refleks. Yani cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdaki merkezi sinir sistemi yapıları verilmiş. Beyin, 2 numara beyincik, 3 numara omurilik soğan, 4 numara omurilik. Şekilde numaralandırılmış yapılardan hangisinin görevi yanlış verilmiştir diyor. 1 numara istemli hareketlerin gerçekleştirmesini sağlar. 1 numara beyindir arkadaşlar. Doğru. 2 numara vücudun dengesini sağlar. Beyincik. Doğru. 3 numara solunum, doşaltım, sindirim ve boşaltım olaylarının gerçekleşmesini sağlar. Doğru arkadaşlar. İsteğimiz dışında çalışan tüm sistemler omurilik soğan tarafından. 4. Öğrenme olayının gerçekleşmesini sağlar. Hayır arkadaşlar, öğrenme olayı yine beyinde gerçekleşir. Hangisi yanlıştır dediği için cevabımız D şıkkı olacak. Vücudumuzda dışarıdan alınan uyarılara cevap oluşturulması sırasında gerçekleşen bazı olaylar verilmiş. Bu olaylar arkadaşlar sırasını soruyor. Tek tek okuyalım, sonra sıraya dizelim. Arkadaşlar, uyarılar sinir hücreleriyle merkezi sinir sistemine taşınır. İlk önce alınıyordu. Bu birinci olamaz. Uyarılar özel alıcı hücreler tarafından alınır. Evet, bu bir olacak. O halde ne olacak arkadaşlar? Üçgen ilk sırada olacak. Üçgen ilk sırada olmadığı A ve D'yi eledim. Sonra arkadaşlar, alındıktan sonra sinir hücreleriyle merkezi sinir sistemine taşınıyor. Bu iki numaraydı taşınması. Sonra merkezi sinir sisteminde uyarıların değerlendirilmesi 3 numaraydı. Uyarıya karşı olan cevap ne sinir hücreler organlara gönderilmesi, bu 4 numaraydı. Arkadaşlar bakalım, üçgenin ilk bu işaretin 4 olduğu hangi şık var? B şıkkımız var. Cevabımız B şıkkı olacak. Bir sonraki soru arkadaşlar, buna göre kuşun hangi organı zarar görmüş olabilir? Eda ormanda yürüyüş sırasında gördüğü ve iyileştirmek için eve getirdiği bir kuşun su içebildiğini, yemeyebildiğini fakat yürüyemediğini ve uçamadığını gözlemliyor. Yürüyememe ve uçamama nerenin özelliğiydi arkadaşlar? Hangisinin zedelenmesiyle oluşur? Beyinciğin. Çünkü denge merkezidir arkadaşlar bunlar. Denge merkezi zarar görmüşse bunları yapamaz. Hangi zarar görmüştür? Beyincik zarar görmüştür. Zaten arkadaşlar, ilk olarak beyinciğin denge merkezi olduğu kuşlar üzerinde yapılan bir araştırma sonucu kuşların beyinciği alınmış, uçamadığı ve yürüyemediği görülmüş. Bu halde beynin, ciğin görevinin denge merkezi olduğu ispatlanmış arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Aşağıdaki refleks örneklerden hangisi diğerlerinden farklı türdedir diyor. Yeni doğan bebeğin annesini emmesi,
doğuştan kazanılan bir refleks arkadaşlar. Tüm bu öğrenilmeden direkt doğuştan kazanılan bir reflekstir. Fazla ışıkta göz bebeğinin küçülmesi, bu da doğuştan, bütün insanlarda olan. Limon görünce ağzının sulanması, bu sonradan arkadaşlar, cevabımız C olacak. İğne battığında elimizi çekmemiz yine doğuştan kazanılan bir reflekstir. Hangisi sonradan? Cevap C şıkkı olacak arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim. Cambazın dengesini korumasında vücuttaki yapılardan hangileri görev alır? Şekildeki gibi ip üstünde yürüyen cambaz bir anda dengesini kaybediyor ancak hemen durumu düzeltip düzgün bir şekilde yürümeye devam ediyor. Arkadaşlar denge merkezimiz neresiydi? Beyincikti. Cevabımız yalnız 1 olacak. A şıkkı. Omirilik ve omirilik soğanının denge merkeziyle bir alakası yoktu arkadaşlar. Cevap yalnız 1 A şıkkı. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.